When I was young, I fell in love. We used to hold hands, man, that was enough, yeah. Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. Oh no, your daddy didn't like me much, and he didn't believe me when I said you were the one. Oh, every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the east side, in the city where the sun don't set. And every day you know that we ride through the back streets in my blue Corvette. I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if we put our minds to it. Take your whole life, then you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me your heart, cause I ain't gonna break it. So come away, start a new day, start a new life together. Bu videoda tellaları daha önceki videoda hazırlamıştık. Onları çıkaracağız ve pervazını yerleştireceğiz. Son olarak kol ağızlarını ve etek ucu kısmını nasıl yaptığımızı göreceğiz. Ve tamamlanmış olacak. Şimdi hemen çift taraflı telamı çıkarıyorum. Sizler de büyük ihtimalle görüyorsunuzdur. Bu şekilde telanın yapışkan kısmı buraya aktarılmış oluyor ve pervaz ve klapa kısmını yerleştirdikten sonra bütünleme işlemi yapacağız. Böylece pervazın ve klapanın kaymasını engelleyecek. Kenar kısımlarını son olarak elimizle içten görünmeyecek tel yaparak klapaları ve pervazı sabitleyeceğiz. Böylece daha hoş bir görüntüye kavuşturmuş olacağız. Normalde kaşe gibi kumaşlarla çalışırsanız onlara ipek tela kullanmanız gerekiyor. İpek telalar esnemesini önlüyor ve daha güzel, hoş bir duruş sağlıyor. Bu bilgiyi de bunun içerisinde vermiş olayım. Son olarak ense kısmını da çıkarıyorum. Tamamlanmış oldu. Şimdi pervazı nasıl yerleştirdiğimi göstereceğim. Hiçbir zorluğu yok. Yüzü yüzüne denk gelecek şekilde ayarlıyorum. Tabi yamulmalarını önlüyorum. Dümdüz olacak şekilde gelmesini istiyorum. Şu şekilde düzüne bakıyor. Bu şekilde çepeçevre olacak şekilde dikeceğim. Şimdi tamamını yerleştirip göstereyim ki yaparken yanılmayın. Dikkat edilmesi gereken şu noktalar. Omuzların tam bitiş yeri. Şu ikisi birbirine denk gelmeli. Klapalar iç kısımda kalacak. Dümdüz olacak şekilde onları da yerleştiriyorum. Yapmam gereken tek şey düz makineyle dikmek olacak. Zaten ağırlık gerektirmediği için kenar temizleme işlemine de gerek yok. Kumaşın kendisi atan bir kumaş değil, ipliklenen kumaş değil. Zaten normalde de, yani hazır giyim sektöründe de bu tarz ürünlerin hiçbirinin içi temizlenmez. Dikişler bu şekilde ilerler. Ben şimdi şu şekilde yerleştirdim. Bakın yüzü yüzüne denk gelecek şekilde duruyor. Ve tamamını düz makineyle 1 santim genişlik verecek şekilde dikeceğim. Komple diğer uçta bitireceğim. Bu kısmı şimdi dikmeye gidiyorum artık. Çepeçevre olacak şekilde diktim. Bakın bu şekilde birleşmiş oldu. Şimdi düzenleme yapmamız gerekiyor üzerinde. Hemen o düzenlemelerden de bahsetmek istiyorum.
şu yakanın dönen kısmı var ya, bu kısmı şu şekilde üçgen olacak şekilde kesmemiz gerekiyor. Çünkü burayı çevirdiğimiz zaman sivriliğinin tam çıkmasını istiyoruz. Sivriliği tam çıkmayınca oval çirkin bir görüntü oluşturuyor. Bu yüzden bu kısmı kesiyoruz. Sonrasında dilerseniz şu kısımlarına şu şekilde çıtlar atabilirsiniz. Dilerseniz benim yaptığım gibi regüle işlemi yapabilirsiniz. Omuz yaka kısmının regüle etmeyi daha çok seviyorum. Çıt atmaktan çok hoşlanmıyorum. Bir de astar vesaire gibi bir şey olmadığı için herhangi bir hataya sebep olsun istemediğimden dolayı ben bu kısmı regüle ediyorum. Çevirdiğim zaman ince kaldığı için rahatlıkla dönecektir. Herhangi bir sorun yaşamayacağız. Zaten aslında sağlıklı olanı da bu. Yarım santim, normalde dikiş payımız 1 santim. Yarım santimini keserek regüle ediyoruz. Yani düzenleme yapmış oluyoruz bu yaka kısmını. Tekrar diğer yakanın üçgenlik kısmını da kesip çıkarıyorum ki bu kısımlar rahatlıkla dönsün diye. Şimdi düzenleme işlemini yaptıktan sonra etek kısmına geçiyoruz. Etek kısmına geçmemizin sonrasında çevirmemizin sebebi de etekte farklı bir çalışma yapacağız. Bakın. Şuradan 5 santim olacak şekilde düz bir dikiş yapacağım. Yani şu klapa kısmını tamamen düz makineyle dikeceğim. Hatta ben size şöyle iğnelerle sabitleyerek anlatırsam daha güzel anlayacaksınız. Hemen iğnelerimi bulacağım. Evet. Şurada 5 santim genişlik verdiğimi düşünüyorum. Ve 5 santimden diktiğimizi farz ediyoruz. Şu şekilde diktim burayı. Sonrasında bunu bu tarafa doğru çevirdiğim zaman bakın şu dikilen parça iç kısma geliyor. Yani kendisi otomatikman diğer kısmın katlanmasını sağlıyor. Dikilen parçaya eş oranda katlamış oluyorum böylece. Burada şu kısımda herhangi bir dikiş olmayacak. Dikişim klapadan sonra devam edecek. Bu kısmı zaten içten dikmiştim. Bu kısmı dikmiyorum. Şurada bir dikiş olmayacak. Buradan sonrasında etek ucu kısmını dilerseniz şöyle yarım santim, 1 santim kadar içe kıvırarak dikişi tamamlayabilirsiniz. Ben şimdi öyle yapacağım. Yalnız diktikten sonra şu kısmı bir miktar kesmemiz gerekiyor ki buradan fazlalık kalınlık oluşturmasın diye. Önce dikeceğim. Sonra gelip tekrar aşamalarını paylaşacağım. Evet, şu şekilde dikişlerimi yaptım. Net olarak görebiliyor musunuz acaba? Bakın. Şimdi yapmam gerekeni hemen size gösteriyorum. Şuradan hafif üçgenlik vererek şu kısma doğru gidiyorum. Neredeyse 2 santim kalacak şekilde pay bırakıyorum. Burada burayı temizlemiş oluyorum. Aslında isterseniz şu şekilde de gelebilirsiniz. Yani şuradan düz gelip şöyle bir dikdörtgen parça çıkarabilirsiniz. Ben şimdi üçgen kesmiş bulundum artık. Öyle devam edeceğim. Aynı işlemi burası için de uyguladım. İki parçamı da çıkardım. Şimdi artık düzüne çevirebilirim. Bakın. Düz yönüne çevirdiğim zaman gördünüz mü? Burası kendiliğinden katlandı. Hatta şu parçamı da dediğim gibi dikdörtgen kesilince daha düzgün olacak. Biz bunu tekrar düzenleyelim.
Üstte kalan parçayı alttakini 2 santim bıraktık ya. Yani toplamda şurada genişliği 2 santim bıraktık. Üstteki kalan şu parçayı bu tarafa doğru tekrar şöyle kesiyorum. Şu kısmını da kesip şöyle işte bir dikdörtgen kesik gibi düşün. Alttaki parçayı kesmiyorum. Altta yine 2 santimlik o genişlik kaldı. Şuradan tekrar göstereyim. Bakın şu kılapa kısmından bahsediyorum. Kılapa kısmını şöyle çıkarttım. Ana parçam yine duruyor. Tamam. Şimdi çeviriyoruz. Tam üçgen kısım dümdüz olacak şekilde, sivri gelecek şekilde çevirdim. Bakın burası kendinden kırıldı geldi. Aynı işlemi diğer tarafına da uyguluyorum. Bakın burası da geldi. Şimdi tamamını artık burası yaka kısmı, yaka kısmına geldim. Tamamını çeviriyorum. Makasla ittireceğim daha düzgün çıkması için. Ben şimdiden sabırsızlanıyorum giymeye bu arada. Bakın. Bu kumaşımı geçen sene almıştım. Geçen seneden tam bu zamana kadar kaldı. Böyle tam ne yapacağıma karar vermemiştim. Yaptığım şeyin de böyle uzun ömürlü olmasını istedim açıkçası. O yüzden bayağı bekledi. Şimdi de giymek için sabırsızlanıyorum. Şu şekilde çevirdim. Çevirdikten sonra kılıfalar içte kalacak. Şöyle bir milim ön parça üste çıkacak şekilde ayarlıyorum ki alt kılıfa görünmesi. Bir milim önde duracak şekilde ayarlayıp ütüsünü yapacağım. Ya da ütüyü yapmadan önce düz makineyle dikişini yapalım. Kenarlarına 1 santim genişlik vererek dikiş yapacağım. Dediğim gibi bir milim içe doğru kaymış durumda. Sebebi de şuradaki dikişin ön taraftan bakılınca göze batmasını istemememden dolayı. Şimdi hemen gidelim. Ve buradaki dikiş işlemini gerçekleştirelim. Çepeçevre olacak şekilde dikiyorum. Tamamını yakayı da dahil ederek içine şu kısmı da dahil ederek oradan geleceğim. Buradan dönüp yaka kısmını içine alacağım ve burada yine etek ucunda bitireceğim. Aynı pervaz ve klapayı diktiğimiz şeyi üst kısmına yapacağız şimdi. Evet, ön kısmın dikişlerini de tamamladım. Bazen bazı parçaları giyinmeye o kadar sabırsızlanıyorum ki bu parça da resmen öyle oldu. Bir an önce bitse de giyinsem diye böyle yerimde duramıyorum. Şimdi şu kısımları, içte kalan bu kısımları bildiğiniz gibi çift taraflı teleyle yapıştırmıştık. Yapmam gereken artık klapa kısmını düzenlemek ve ütü yardımıyla klapaya buradaki telanın yapışmasını sağlamak. Şimdi ben ütümün başına geçeceğim ve bu kısma bir bez yerleştireceğim. Yerleştirdikten sonra ütüsünü yapacağım. Zarar görmesini istemiyorum çünkü. Tam düzenlemelerini yapıp bu şekilde ütümü basacağım. Aynı işlemi
tamamen uygulayacağız. Kalıp ayağı, arka pervaz kısmına ve yandaki diğer kalıp ayağı. Sonrasında tekrar devam edeceğiz. Etek ucu kısmının kapanması, kenarlarının T'li ve kollarının bitişi kaldı geriye. Geliyorum. Ütüleme işlemi de tamam. Artık pervazım şu ütüleme işlemi de tamam. Artık pervazım yapışmış durumda. Çift taraflı telam sayesinde. Şimdi sadece geriye kalan tek şey kenar kısımlarını teğenlemek. Bu arada etek kısmına da yan pervazları ütülerken ütü bastım ki düz şekilde T'lini alabileyim diye. Yapmam gereken artık T'llemek. Hemen T'li nasıl yaptığımı da göstereceğim. T'l aslında ince olsun diye tek katla da yapılabilir. Ama ben çift kat ip kullanarak yapacağım. Şu kısımdan başlayarak bir alttan bir üstten alarak içte kalacak şekilde ayarlayacağım. Görünmeyecek. Zaten kumaşımın şu kısmı çok rahat tutuluyor. Tersinden yani düz kısmından ipin çıkmayacağından eminim. O yüzden şöyle bir alttan bir üstten yaparak telimi başlatıyorum. When I was young, I fell in love with you. Bu şekilde T'limi tamamen yine yuvarlak çepeçevre denk gelecek şekilde ilerleterek tamamlayacağım. Hatta bu alt kısmına da elimle T'l yapmaya karar verdim. Burada da herhangi bir dikiş görüntüsü istemediğimi düşündüm. Sizler dilerseniz bu kısımlarında makine dikişi, yine alt etek kısmına da makine dikişi yapabilirsiniz. Şimdi masanın üzerinde T'li yapmak zor olduğu için artık kucağıma alarak devam edeceğim ve hepsini tamamlayacağım. Son olarak kol kısımlarını yapacağım. Tamamen makine dikişiyle olan işimi bitecek. Daha sonrasında T'l kısmını yapacağım ve son olarak üzerimde göreceksiniz artık. Bu kısımlarını isterseniz şu şekilde katlayıp makine ile geçebilirsiniz. İsterseniz kol ağız kısmına yanlara uyguladığınız gibi B'ye uygulayabilirsiniz ve sonrasında dikebilirsiniz. Ben yine bu kısımları da sadece elimle T'l yapacağım. Bu kısmını da bu şekilde görünmesini istiyorum. Daha farklı bir şey yapmayacağım. Yani biraz el işçiliğinin son aşamada fazlalaştığı bir kaban oldu. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca Instagram hesabımdan takip etmiyorsanız aşağıya bilgi kutusuna Instagram hesabımı da bırakacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. 17.